Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda AKP'nin projelerinden biriydi. Çılgın proje, Kanal İstanbul projesi. Bununla ilgili güzergah da merak ediliyordu. Bununla ilgili açıklama Ulaştırma Bakanı'ndan geldi. Sayın Arslan'dan birçok şeyin üstünde durdu. Güzergahı ne kadardır, neresidir, kaç kilometre uzunluğunda olacaktır. Ama en önemli şeyi söylemedi. Kaç paraya mal olacak? Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu koridoru Kanal İstanbul projesinin yolu olarak tespit edilmiştir. Resmi açıklama en yetkili isimden Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Kanal İstanbul Küçükçekmece, Sazlıdere ve Durusu'dan geçecek. Hükümet kararlı, bazı kesimlerse projeye mesafeli. İklim değişikliğine yol açacak. Karadeniz'i ve Marmara'yı birbirine bağlıyorsunuz. Buradaki su akımları ne olacak? Küçükçekmece Gölü tümüyle bitecek. O güzergahtaki insanlarımızın daha modern şartlarda yaşamlarının sağlanmasına yönelik bir kentsel çalışma yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çılgın proje olarak açıklanmıştı Kanal İstanbul. Sondaj çalışmaları tamamlandı. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan birçok konuyu yanıtladı ama cevapsız kalanlar da vardı. Çalışmalar 5 farklı güzergah üzerinden yapıldı. Kanalın rotası Küçükçekmece, Sazlıdere ve Durusu koridoru olarak belirlendi. En çok merak edilen konulardan biri maliyetti. Bakan Arslan bu konuda net rakam vermedi ama Kanal İstanbul'un Türkiye'nin en büyük projesi olduğunu söyledi. Kullanabileceğimiz bir rakam, doğrusu bizi de sizi de aldatabilir. 22 milyar avro 3. havalimanımız, en büyük projemiz devam ediyor. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Nusret Sunay ise maliyet tahmininde bulundu. Çok yüksek olduğu için bir tepki çekmemek için böyle bir yola başvuruluyor. 40-50 milyar avro civarında bir değere ulaşır. Tahmini rakam 230 milyar lira. Finansman nasıl sağlanacak belli değil. Olası bir depremde iki tane ayrı kent olacak. Yani aradan koparıyorsunuz. Hepsinin savunma, yardım ihtiyaçları, bu üzerine konulacak olan 9 tane geçici köprüyle nasıl sağlanır? Ben ona hayret ediyorum. Yap işte devlet modeliyle yapılacak dev proje. Uzmanlara göre yapım aşamasında yeni sorunlar çıkabilir. Bu su yolunun her iki tarafına büyük yerleşim merkezleri kuracağınızı düşünüyorsanız İstanbul'un nüfusu 25 milyon, Trakya'nın nüfusu da 40 milyona çıkacak. Boğazların geçişini Montrö Sözleşmesi düzenliyor. Peki kanal hizmete açıldığında gemiler kullanmaya mecbur tutulabilecek mi? Bazı geçişler zorunlu kılınabilir. Zaten Kanal İstanbul'un yapılışındaki temel sebebi de